Merhaba canlarım. Merhaba arkadaşlarım. Bugün 7 Kasım 2018 Çarşamba saat 18. Kısa birkaç haber ve kısa birkaç haber üzerine birkaç yorum. Kısa yorum. Gündem. Gündem. Biliyorsunuz gündem çok önemli. Ne var gündemde? Gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK üst düzey 3 yöneticisi hakkında verdiği kellelerini getirene 3 milyon 4 milyon 5 milyon dolar. 3 kişiye toplam 12 milyon dolar ödül. Tabii ki kellelerini getiren getirenlere değil. Hayır. İhbar edenlere, yerlerini bildirenlere. Amerika yerlerini bilmiyor. Ya nereden bilsin abi Amerika küçük çocuk bir devlet ya. İstihbarat yok, bir şey yok. CIA, CIA'ya bakmayın. CIA bu işlerle uğraşmaz. O hükümet çıkar. Devlet yıkar devlet kurar <laughs> terör örgütlerinin yerini bulmaya mı kaldı iş abi yapmayın Allah aşkına ya siyahi bu kadar hor görmeyin garipleri ya yani iyi, iyi insanlardır <laughs> tatlı adamlardır benim canlarım benim Amerika yerlerini bilmediği için PKK'lı bayık e, kara yılan ve kimdi e, Duran Kalkan mıydı peki? Üçünün yerini bildirene yerini bildirin yeter. 12 milyon dolar abi paraya bak be. Üf. Bu parayı biliyorsunuz ben söylemiştim. Dün gece söyledim. Dedim ki en yakın arkadaşları, dostları, çevresindekiler kim varsa onlar ihbar edecek. Amerika'da onlara verecek parayı. Fakat tabi para geçecek tek diğerlerine. Onlar da Amerika'ya gidecekler. Üçlü terörist. Ve Amerika, Amerika PKK'nın liderlerini dağdan indirmiş olacak. Hem Öcalan çok sevinecek buna. <laughs> Abdullah Öcalan çok memnun olacak buna. Hem de PYD Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bir pay bir vi, neydi? Bir payji mi? Vici, vici pay vici, ne? nasıl? <laughs> Vallahi söyleyemiyorum ya. Şaka yaptığımı zannetmeyin. Dur ya ben bildiğim gibi söyleyeyim. YPG ile YPD, YDP, YPG. <laughs> Hay Kuzey Suriye'deki kantonları kuracaklar. PKK'lı dağdaki şeyler, e, teröristler de aşağı inecekler. Ya Amerika bunu şimdi yeni yapmıyor ki. Kafasında yeni değil ki bu düşünce. Ha, ha yıllardır var ya. Condoleezza Rice henüz daha bakan olmadan önce güvenlikten sorumluydu şeyde. Amerika Birleşik Güvenlik e, sorumlusuydu Birleşik Devletleri'nin. O daha şeydi ya 24 tane devletçik kurulacak dedi. Demedi mi? Bob bob. Büyük Ortadoğu projesi. Eş başkanı kimdi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan da o zaman başbakan olarak dedi ya ben Bob eş başkanıyım diye. Demedi mi? Abi demedi mi? E dedi e o zaman bırakın artık canım. Üstelemeyin bundan sonrasını. Allah Allah. Bırakın gari. İşte şimdi <laughs> Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Özel Temsilcisi Jeff James Jeffrey YPG'yi PKK'nın aksine terör örgütü olarak tanımıyoruz dedi. YPG'yi PKK'nın aksine terör örgütü olarak tanımıyoruz dedi. Ama Türkiye'nin ikisi arasındaki bağ ilişkin güvenlik endişelerini anlıyorlarmış. Arkadaş be. Diplomat dediğin böyle konuşur. Diploma, ha bizim diplomatlarımız da böyle konuşurlardı. Bakın televizyon ekranlarında çıkıyor eski diplomatlar. AK Parti'nin görevden kovduğu monşar dedikleri. Onlar da böyle zekice konuşmalar yaparlardı süper. Nezaket içinde zehir. Burada bir nezaket ama bir zehir var. Bizi anlıyorlar yani. Sizi çok iyi anlıyoruz diyor. <laughs> ama haşırt diye de geçiriyor. Ya diplomasi budur zaten ya. Bir de bizim Dışişleri Bakanı'nın konuşmasını öğlen de söyledim size değil mi? Türkçe bilmiyor daha. Daha Türkçe konuşmayı bilmiyor. E ne yapalım? Bakın Mevlana diyor ki Dostunda kusur arayan dostsuz kalır. Ya dış politikada ise dostunuzda ne kusur arayacaksınız ne de böyle övebileceğiniz şey. Çünkü bugün översiniz yarın söversiniz. Dış politika böyle bir şey. Onun için en güzeli ne biliyor musunuz dış politikada? İşte bu James Jeffrey gibi akıllı konuşma. Ne dediğini o günün şartlarında sadece anlayabilmek. İçinden öfkelensen de dışından hiçbir şey diyemezsin. Çünkü adam hakaret etmiyor, küfür etmiyor. Sizi anlıyorum diyor ya. Adam bizi anlıyor ya. <laughs> Harika ya. Kusura bakmayın gülüyorum ama yani başka ne yapayım abi? Bunu dün gece söylemiştim hatırlayın. Dün gece söyledim. Yani bu Amerika Birleşik Devletlerinin olağanüstü. Tekrarlıyorum. Hiç, hiç kim kızan kızsın. Olağanüstü bir kurmay harekatı. Müthiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne kızabiliriz, öfkelenebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenlerden nefret de edebiliriz. Bunlar ayrı şeyler. Ama arkadaş ben gazeteciyim. Ben iyi yapan birisi düşmanım da olsa iyi yapmış demekle mükellefim. Kendimi mükellef görüyorum. Çünkü gazetecilik ilke ve ahlakı bana bunu anlatıyor. Ya bize bakar mısınız ya şuraya? Ne diyor ya Allah aşkına ya? Gazeteler James Jeffrey'in açıklaması için Amerika Birleşik Devletleri'nden küstah açıklama. Böyle başlık olmaz. Bu haber başlığı değil. Bu yorum. Bir gazeteci bu yorum yapmaz. BBC İngiltere'nin devlet haber ajansı televizyonudur. Arkadaş be BBC'nin haberlerini okuyun. Kendi devletiyle ilgili bile asla ve asla ne övücü ne de İngiltere'nin düşmanları ile ilgili yerici bir tek başlık atmaz. Haber verir BBC. Neden? E BBC medyadır çünkü. Saygın bir medya kurumudur. Bizimkiler ne peki? Ya bizimkiler... <laughs> Söyleyeceğim ama boş verin söylemeyeceğim. Söylemeyeyim. Patlıcanla ilişkisi olan adamlar vardı ya kralın yanında. Ha işte onlardan bizimkiler. Canlarım MHP İstanbul, Ankara, İzmir sürekli adaylarını bu üç şeyle ilgili aday değiştiriyor. Aday buluyor, adaylar vazgeçiyor ya da adaylar vazgeçiyor. Şimdi Ankara'ya Mehmet Haberalı'nın oğlu Erkan Haberalı aday göstereceklermiş. Ben size söyleyeyim. MHP Ankara, İzmir ve İstanbul'dan belediye başkan adayı göstermeyecek. Cumhurbaşkanı bunu bilmiyor olabilir mi? Tabii ki biliyor. O da bunu bildiği için adamlarına diyor ki bırakın. Devlet bahşelidir. Ne yapsa yeridir. İstediğini söylesin. Bize küfresin, hakaret etsin. Sakın ola sesinizi çıkarmayın. Kimseyi kırmayın. Belleri incinmesin. <laughs> Belleri incinmesin. Bu gecelik kapatayım bu akşam üst haberini. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, ekonomi uzmanı Doktor Şeref Oğuz. Aynı zamanda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın <laughs> bir numara destekçisi sabah gazetesi köşe yazarıdır. Katıldığı bir programda toplumdaki IQ seviyesi, IQ seviyesi zeka yani yüksek insanların kaybedildiğini belirtti. Ha, benim zekam düşük olduğu için beni kaybetmeyi göz almışlar 14 sene önce. Hiç aklıma gelmedi ya. Vay anasını. Benim zekam 30-40 vardır herhalde. <laughs> Yapılan araştırmalarda suç örgütlerinin IQ, IQ seviyesinin 120-130 olduğunu, suç örgütlerinde çalışanların IQ zeka testleri 120-130 yüksek, yüksek sayılabilecek bir zeka. Devletin memurlarında ise ortalama zeka IQ seviyesi 80-82. Abi sen adamı sadece rüşvet almaya konusunda zekasını geliştirirsen, sadece seçim sandığında bana oy ver zekasını geliştirirsen, ortaya çıkacak sonuç budur. Hiç kimse kimse kızmasın gücenmesin. E böyle bir Türkiye, böyle bir iktidara böyle bir memur abi yapacak bir şey var mı? Abi de böyle bir iktidara böyle bir mafya, mafya suç örgütlerinin hepsinin zeka seviyesi yüksek. Bakanlardan bile yüksek. <laughs> emniyet müdürlerinden bile yüksek. Adam suç örgütünde tetikçi, zeka seviyesi emniyet müdüründen yüksek, polisten yüksek. İçişleri Bakanı'ndan çok büyük ihtimali yüksektir. Hepinizi gözlerinizden öperim. Akşam bir de canlı yayın var. Hoşça kalın canlarım benim. Görüşmek üzere.